Estetik, plastik ve rekonstrüktif. Keşke burada olsaydı da duysaydı. Cerrahisi uzmanı operatör doktor Cahit Vural konuğumuz olacak. Şimdi dinliyoruz bakalım kadın güzelliği, kadın estetiği hakkında ne tür bilgilerle güncelleyecek bizi. Merhaba TV8 izleyicileri. Bugün sizlere çok da güncel bir konu olan aslında yüz gençleştirmeden, yüz restorasyonundan bahsetmek istiyorum. Artık artan taleple birlikte insanlar da hep gözlemlediğim, bana danışanlar da gözlemlediğim şey şu. Aslında ruhumuz hep genç. Ruhumuz hep genç olduğu için bedenimiz de ruhumuza nasıl uyum sağların yolunu arıyoruz. Bilim insanları, biyomedikal mühendislik ve hepimizin aslında çabası bu noktada. Yani aslında genç bir ruha sahibiz ama yüzümüz daha solgun, yüzümüz daha yaşlı görünüyor. Bedenimiz buna uyum sağlıyor mu? Bunların nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz, elimizde hangi trikler var, elimizde hangi ajanlar var, kimyasal yöntemler, diğer işlemlerimiz neler var acaba? Bunları şöyle kabaca sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle yüz restorasyonunda yüzü 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Bizde yüz bölgesi alın, orta yüz ve alt yüz olmak üzere tam şöyle yatay düzlemde düşünürseniz 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Burada alın bölgesine senin anatomik yapısı birbirinden farklı, orta yüzün anatomik yapısı birbirinden farklı ve alt yüzün anatomik yapısı birbirinden farklı. 20'li yaşlardan sonra artık 30'lu yaşlarda devirmeye başladıktan sonra danışanlarda gördüğümüz esas problem alın bölgesinde kırışıklık. Yani göz çevresi, kaz ayakları dediğimiz alan ve alın bölgesinde kırışıklıklar. Burada çok da güncel ve pratik yaptığımız uygulama aslında botoks. Botoks yöntemi insanlara ilk zamanlar yapılan belki o donuk ifadelerden dolayı önce çok bir antipatik geliyor ama şimdi güncel yaklaşımımızda aslında mimiklerin kaybı olmadığı, hastaların gayet rahat mimiklerini kullanabildiği, ifadesiz bir yüz değil, ifadelerini yapabildiği, kaşlarını çatabildiği, gülümseyebildiği, aslında tüm mimiklerini kullanabildiği fakat kırışıklıklarının tedavi edildiği bir yöntem olarak artık hayatımızda olağan hayatın akışına çok da girmiş ve gerçekten de sıklıkla da yaptığımız uygulamalar içinde. Dolayısıyla 3 eşit parçaya böldük. Şöyle özetliyorum. Üst 1 bölü iç için kırışıklıkların tedavisinde botoks kullandık ve göz çevresinde. Şimdi aşağı doğru geliyoruz ve orta yüz artık tam göz altından başlayarak nazolabiyal dediğimiz yani burun oluklarının hattının bölgesiyle birlikte o alana da neler yapılıyor? Burada hep sebebe yönelik işlem yapmaya çalışıyoruz. Yani orta yüzde yüz aşağıya doğru geliyor ve hacim kaybediyor. Şimdi bakın gençlik fotoğraflarımıza şu olukların oluşmadığını görürsünüz. Yani bu olukların daha dinamik olduğunu. Buradaki sebep yer çekimine karşı koyamayan bir orta yüz ve tabii ki de hacim kaybı. Hacim kaybını çözmek için gözaltı ışık dolgusu dediğimiz yani göz altında hem renkleri de tedavi edebildiğimiz yani morlukları tedavi edebildiğimiz dolgu olarak da hacim kazandırabildiğimiz en çok kullandığımız işlem gözaltı ışık dolgusu. Onun dışında nazolabiyal olukları da tabii de lifting yöntemleriyle burada Fransız askısı dediğimiz koklarla diğer tüm yöntemlerle gençlik ipi dediğimiz iplerle bir kere yüzü yukarı doğru çekme işlemleri uyguluyoruz. Ve aynı zamanda da hacim içinde dolgu yöntemleri uyguluyoruz. Şimdi alt yüze geldiğimiz zaman da buradaki asıl yaşlanma izleri yüzün sivrilmesinden ziyade dikdörtgen olması. Yani burada bir bulldog görünümü diyoruz biz. Yani yüz hattının, çene hattının yavaş yavaş aşağıya gelmesi. Buradaki temel sebep aslında hacim kaybı değil. Burada temel sebep yer çekimine karşı koyamayan cildin aşağıya doğru sarkması. Burada çenenin pozisyonu ve çenenin hacmi de çok önemli. Yani eğer çene bölgesi de zayıf gözüküyorsa çene hattına da dolgu gerekebilir. Ama onun dışında jawline dediğimiz bu hatta hem dolgularla hem gene askı yöntemleriyle yukarı doğru çekmeye çalışıyoruz. Buradaki temel felsefemiz hep aslında bizim gençlik fotoğraflarımıza bakarak aslında eski halimiz nasıldı? Yani eskiden hangi görünüme sahipsek biz ona yönelik bir işlem yapmaya çalışıyoruz. Bazı zamanlarda da ortaya çıkartmak istediğimiz bazı subunitler var. Yani subunit derken mesela jawline dediğimiz çene hattı bizim ortaya çıkartmak istediğimiz bir hat. Çenenin belirginliğini de ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ve elmacıklar. Yani burada birkaç kırılma noktamız var. Buraları da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Şöyle kısaca bir özet geçtik.
103 çeşit parçaya böldük. Üst 1/3 için motongs uyguladık. Alt orta 1/3 için gözaltı ışık dolgusu ve iplerle yüzü yukarıya çektik. Altta esas sorunun sarkma olduğunu ve deri fazlası olduğunu düşündük. Buralara da gene iplerle hem yukarı çekme işlemi yaptık hem de çene hattını belirginleştirmek için dolgu uygulaması yapmış olduk.